selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. İnsanın ilk dönemleri yani ikinci ünite ile karşınızdayız. Peki arkadaşlar neler göreceğiz? İnsanlar yazıdan önce neler yaptı? Hangi icatlarla uğraştılar? Devletler nasıl ortaya çıktı? Bundan kısaca bahsedeceğiz. Tabii ki Tonguç sadece videolarla yanında olmayacak. Sıfırdan 9'a tarih konu anlatımı soru bankasını hazırladık. Ödevlendirmeyi bundan yapacağız. Yine arkadaşlar Dinamo soru bankasında ödevlendirmemizi her zamanki gibi yapacağız. Hadi kemerlerinizi bağlayın. Hız kesmeden başlayalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar insanın ilk izlerini göreceğiz. İnsanlar ilk nerede ortaya çıktı ve daha sonrasında yazının gelişimi nasıl ortaya çıkacak? Sümerler yazıyı nasıl buldu? Ve ilk çağda başlıca medeniyet havzası yani Akatlar, Sümerler, Babiller gibi uygarlıkları göreceğiz. Ve insan ve göç konusunu ele alacağız. Ve bu göçlerden sonra artık kabul eden devlete doğru bir geçiş süreci başlayacak ve kanunların doğduğunu birlikte ikinci ünitede göreceğiz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar 9. sınıfta ikinci ünitenin kullanım alanları ve faydaları nelerdir? Tarih öncesi öğrenmeyi sağlar. İnsanlığın ilk yerleşimi yerlerini keşfedeceğiz birlikte. Hadi gelin her zaman yaptığımız gibi ödevlendirmemize gelelim. İlk olarak arkadaşlar sıfırdan 9'a tarih. Hangi sayfalardan sorumluyuz? Sayfa 28 ve 56. sayfalardan sorumlu olacağız arkadaşlar. Yani burada Tonguç senin için güzel bir görsel de hazırlamış. İlk yerleşim yerleri bunları arkadaşlar karikatür şeklinde ele alıyoruz. Ve soruları tek tek çözebilirsiniz. Yapamadın mı? Tats karakodumuz var. Bunu okuttuğun zaman da Tonguç'un her daim senin yanında olacak. Ve tabii ki konu anlatımını tamamladıktan sonra Dinamo Tarih arkadaşlar kitabını ele alacaksınız. Bundan ise 0 01'den 11'e kadar arkadaşlar sorumlu olacağız. Baktığımızda arkadaşlar kitabın içerisinde neler var? Ee, burada konu anlatımlarını görüyoruz. Soruları göreceğiz arkadaşlar. Yetmeyecek yine sınava hazırlık içinde seni arkadaşlar başka konularda ne yapmakta beklemekte diyeceksiniz. Hadi kemerini bağla uça birlikte geçelim. Şimdi arkadaşlar insanın ilk izleri. Şimdi dünyada arkadaşlar etraf buzullarla kaplı. Buzullarla kaplı olduktan sonra yazıdan önceki dönemin aydınlatabilmesi için en önemli unsur arkeolojik araştırmalar olacak. Yani o döneme ait bulunmuş taş eşyalar, kaplar, kacaklar gibi unsurlar bizim için önemli. Yine mağaralar, kerpiçten ilkel konutlar, taştan kemikten pişmiş kıldan yapılmış aletler tarih öncesindeki devirlerin aydınlatılmasında bize ışık tutmakta. Peki değerli arkadaşlar insanlığın ilk oluşum yeri neresidir dersek? Karşınızda bir harita var. Şimdi Mezopotamya ve Anadolu bölgesini görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Mezopotamya baktığınızda bir hilal gibi çizilmiş. O yüzden de tarihçiler buraya bereketli ne demekte? Hilal adını ne yapmaktadır? vermektedir. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kurulan bu uygarlık insanın ilk yerleşimleriyle ilgili bize önemli buluntular sağlamakta. İkinci unsurumuz ise Anadolu coğrafyasıdır. Yani dünyada iki tane önemli yer var. Burası Anadolu ve Mezopotamya şehri arkadaşlar insanlığın ilk yerleşim yerleri olarak kabul edilmekte. Peki ilk insanların hayat tarzı ve geçim kaynakları nasıldı? Neylerle uğraştılar? Şimdi şöyle bir mantık kurun. Tarih ezber yapmanıza gerek yok. Mantık kurarak gidebiliriz aslında. Siz dünyaya geldiniz arkadaşlar. Etrafınıza hiçbir şey yok. İlk önce insanı ne yapması lazım? Karnı doyurması gerekiyor. O yüzden de hayat tarzı olarak avcılık yapmış ve toplayıcılıkla uğraşmışlardır. E şimdi siz o dönemde bulduğunuz meyveyi falan tükettiniz. E ne yapmak zorundasınız? Başka yerlere doğru yelken açmanız gerekiyor. O yüzden de ilk insan arkadaşlar göçebe bir yaşam tarzına sahip olacak. Ve sonrasında ilkel buğdayı evcilleştirerek tarımsal neye geçmeye başlıyor? Faaliyete. Unutma ilk insanlarda tarımsal bir toplum varsa unutmuyorsun genelde köleci bir toplum yapısı göreceğiz. Köleciliğin yanı sıra tek tanrı mıdır, çok tanrı mıdır dersek de çok tanrılı bir inanç yapısına ne adır sahip olacak diyeceksin. Sonrasında insanoğlu arkadaşlar hayvanları evcilleştirmeye başlıyor. Keçi, koyun, sığır, domuz, at ve köpek gibi hayvanları evcilleştirmiştir. Ve ilk evcilleştirilen hayvan da köpek olarak ne yapılmakta bilinmekte. Milattan önce 9000'lerden itibaren üreticiliğin başladığı görülmekte. Yani üreticilik demek ne demektir dersek tarımsal faaliyet olarak ne yapmaktayız? Bilmekteyiz. Çayönü bölgesi yani bugün Diyarbakır ve Caferöyük yani Malatya bölgesinde yerleşmelerde dünyanın en eski yerleşim yerleri bulunmakta. Ve buğday taneleri ve üretimi olan emmer evcil buğdayı bulunmuştur. Hatta Anadolu coğrafyası buğdayın ana vatanı olarak da ne yapılmıştır? Kabul edilmiştir diyoruz. İnsanlar tabii ki tarıma geçmesiyle birlikte yerleşik hayata geçtiler otomatik olarak. Yerleşik hayata geçmeleriyle birlikte artık mağaraları bırakmaya başlıyorum. Nüfusun artışıyla birlikte mağaralar yerini belli bir kısmı toprağa gömülü, yuvarlak planlı kulübe şeklinde barınaklar. Yani biz buna Megaron tipi ...evler olarak ne yapmaktayız bilmekteyiz. Nitekim görselimizde de megaron tipini yani ızgara tipi evi görmekteyiz. Bunun ilk örnekleri İzmir'deki Limantepe ve Baklatepe höyüklerinde yapılan... arkeolojik kazılarda megaron tipli evlere ne yapılmıştır rastlanmıştır diyoruz değerli arkadaşım. Geldim peki bu kadar uğraş varken insanın ilk köy yerleşim yeri... ...insanın ilk şehir yerleşimi, insanın ilk ibadet yerleri neresidir peki... Hatırla şöyle geriye bir dön. Neresiydi? Mezopotamya ve Anadolu coğrafyasıydı değil mi? Peki birlikte beraber hadi şöyle bir tekrar yapalım. Siz de bana cevap verin. Dünyanın ilk köy yerleşim yeri diye sana soru sordu. Sen ne diyeceksin? Hemen mükemmel şehrimiz olan Diyarbakır bölgesine gidiyoruz. Buradan da Diyarbakır'a selam olsun arkadaşlar. Neresi diyorsunuz? Çay önü diye ne yapacağız? Bileceksiniz. Dünyanın ilk köy yerleşim yeri. Hatta Emmer Evcil Buğdayı burada bulunmuştu. Sonrasında geldim köyler zaman içerisinde şehirleşmeye başlayacak. Ve dünyanın ilk şehir yerleşimi nerededir dersek de yine Konya'ya selam olsun, olsun arkadaşlar. Çatal neresi diyorsunuz? Höyük bölgesi de dünyanın ilk şehir yerleşimi olarak ne yapılmakta? bilinmekte. Peki siz şehri kurdunuz, köyleri kurdunuz. Tabii ki insan doğası gereği bir şey tapınma gereksinimi duymuştur. Yani dünyanın ilk ibadet yeri ortaya çıkacak. Hatta dizilere, filmlere konu oldu arkadaşlar. Neresidir burası dersek? Tabii ki Göbekli neresi diyorsunuz? Tepe diyeceğiz. Nerededir peki Göbekli Tepe? Mükemmel şehrimiz olan Şanlı Urfa bölgesinde. Nitekim buraya da Şanlı Urfa'ya da selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi geldim arkadaşlar. Tabii ki tarih öncesi devirler insanların kullandığı aletlere kap göre tarih öncesi devirler şekillenmiştir. İlk önce insan taşı kullandı ve taş çağını yaşadı. Sonrasında madeni keşfetti ve maden çağını yaşamaya başladı. Şimdi tek tek böyle açalım birlikte. Eski taş yani paleolitik çağ diyeceğiz. Paleolitik çağ arkadaşlar önemi nedir dersek insanlığın en uzun ve en ilkel dönemidir. İnsanlar soğuktan kaçmaya çalışmış, karınlarını doyurmaya çalışmışlar. Toplayıcılıkla uğraşıyorlar bu dönemde. Sonrasında doğası gereği avlanma gereksinimi duydu ve orta taşa geçtim. Diğer ismine mezolitik çağa geçeceğiz. Mezolitik çağda insanoğlu artık taşı obsidyen diye adlandırdığım taşı sivrilterek avlanmayı daha hızlı ve pratik hale getirmeye başladılar. İşte taştan baltalar, taştan mızraklar yapmaya başladılar ve sonrasında Orta taşın sonuna doğru ateşi buldular ve toprağı pişirmeye başladılar ve kapkacaklar yapmaya başladım. Ve ben yeni taşa yani Neolitik çağa geçtim. Neolitik çağ ile birlikte insanoğlu artık ilkel bitkileri evcilleştirmeye ve tarımsal üretime geçmeye başladı. Yani o göçebe yaşam tarzı bir anda yerleşik hayata geçmeye başladı. Ve insanoğlu bakırı keşfetti ve artık taş devrini kapatarak maden çağına geçti. Yani kalkolitik dönem, bakır devri diye adlandırdım. Devre geçeceğiz. Evde annelerinizin bakır kapkacakları vardır. Ama anneniz her zaman şunu söyler. Benim bakırı kalaylatmam lazım. Çünkü bakır zehirli bir madendir ve insanı zehirler. Ve insanoğlu bu dönemde tunca geçecek. Yani bakır artı Kalay diye adlandırdığım döneme geçiyor. Ve sonrasında Tunç devrinde tekerlekler bulunuyor ve M.Ö. 3500'lü yıllarda Sümerler yazıyı keşfettiler. Ama tabii ki ben tarihi devirlere geçtim mi? Hayır. Çünkü dünyada arkadaşlar yazı daha hala herkeste e, hakim değildi. Sonra insanoğlu daha sert bir maden olan demiri keşfediyor ve demiri bulacak. Ve demirden sonra da yazının icadı ile birlikte tarih öncesi devirler son bulmuştur. Konya bölgesinde Akşehir Dursunlu Fosil Yatakları, Anadolu'da insan varlığına ilişkin kanıtları elen geçirdiği en eski buluntu yeridir. İstanbul Yarım Gürgaz Mağarası ise günümüzden 270 bin 391 yıl öncesi insanların ilk yerleştiği yer olarak tespit edilmiştir. Antalya Karayin Mağarası ise Anadolu'da insana dair en eski kemik kalıntılarının barındırması açısından önemli bir şehrimizdir diyeceğiz. Peki arkadaşlar köyler şehirlere, şehirler devletlere dönmeye başladı. Ve şehir devletleri kurulmaya başladı. Ve ilk çağda başlıca medeniyet havzalarını görmeye başladık. Peki ilk çağda başlıca medeniyet havzalarında kimler var? İlk olarak milattan önce 3200 yıllarda Sümerlerin yazıyı bulmasını ve keşfetmesini göreceğiz. Milattan önce 2375 yılına geldiğim zaman... Sümer şehir devletlerinden Lagash kralı Urgakina köleciliği yasaklamış, özel mülkiyeti serbest bırakarak Urgaküne yasalarının çıkmasını sağlamıştır ve dünyanın ilk hukuk devleti Sümerler olmuştur. Milattan önce 1900'lere geldiğimizde ise Anadolu'da yazının kullanılmaya başlanmasını göreceğiz. Asurlar ticaret sayesinde Anadolu'ya yazıyı getirecekler. Milattan önce 1700 yıllarında Hamur abi kısasa kısas diyecek ve böylece arkadaşlar dünya tarihinde ilk anayasayı Hamur abi yapacak. Ve M.Ö. 1296 yılında Suriye topraklarına hakim olabilmek için Hitit ve Mısır arasında Kadeş Savaşı ve sonrasında da dünyanın ilk yazılı anlaşması olan Kadeş Anlaşması yapılacak. Sonrasında geldiğimizde M.Ö. 1260 ve 1250 yıllarında Boğazlara hakim olmak için Truva Savaşları'nı göreceğiz. Ve M.Ö. 1230 yıllarında Ege göçlerini M.Ö. 776 yılında Yunanistan bölgesinde Olimpos Dağı'nda ilk olimpiyatları görüyoruz. M.Ö. 753 yılında Roma'nın kurulmasını ve dünyanın en büyük imparatorluğu hale gelmesini göreceğiz. Ve 680 yılında M.Ö. 680 yılında Lidyalılar parayı kullanıp bizi bozmaya başlayacaklar. M.Ö. 550 yılında Pers İmparatorluğu kurulacak İran bölgesinde. M.Ö. 359 yılında İskender İmparatorluğu kurularak Büyük İskender arkadaşlar Asya seferlerini başlatıyor. Ve M.Ö. 330 yılında Pers İmparatorluğu'nu ortadan kaldıracak. M.Ö. 323 yılında İskender İmparatorluğu artık yıkılmaya başlayacak ve üçe ayrılacak. Ve sıfıra geldiğimizde ise dünyada yeni bir din ve yeni bir peygamber ortaya çıkıyor. Hazreti İsa'nın doğumu. 313 yılında Milano fermanının ilanıyla birlikte Hristiyanlık serbest bırakılıyor ve 325 yılında İznik konsülü kurulmuş ve 330 yılında Roma artık arkadaşlar Hristiyanlığı resmi din haline getirmiştir. 375 yılında kavimler göçünün gerçekleşmesiyle yıkılamaz denilen Roma ay ayrılmış ve 476 yılında Batı Roma yıkılmış ve 1453 yılında ise Doğu Roma yıkılacak. Şimdi gelelim uzak doğuya şöyle bir yelken açalım. Hintliler, Çinliler ve İranlılara bakalım ilk olarak. İlk olarak İran medeniyeti yani Persler diyebiliriz. Geniş toprakları sahip olan Persler arkadaşlar ülkelerini daha sağlam yönetebilmek için ülkeleri satraplıklara ayırmışlardır. Satraplıkları denetleyebilmek için şah gözü ve şah kulağı adı verilen e, ...müfettişler görevlendirecekler. Amaç merkezi otoriteyi güçlendirmiştir. Aynı zamanda dünyanın bilinen ilk posta teşkilatını kurmuşlar... ...ve böylece arkadaşlar koordinasyonu güzel bir şekilde sağlamışlardır. Unutma eğer bir yerde merkez, merkezi otoritenin güçlü olmasını istiyorsan... ...orada posta teşkilatı kurulmuştur diyeceksin. Sonrasında Manisa'nın Sardes'ten başlayarak Susa kadar uzanan... ...kral yolunu ne yaptılar? Yapmışlardır. Ama kral yolunu ise Lidyalılar ne yaptılar kullandılar. Gelelim başımıza hep bir bela olan Çin medeniyetine arkadaşlar. Çinler dünyayı aslında değiştiren önemli icatlarda bulundular. Ne yaptılar dersek? Barut, pusula, kağıt ve matbaayı icat edecekler ve Galileo'dan önce güneş lekelerini hesaplamışlar ve günümüzde arkadaşlar Geleneksel tıbbın da öncülünü yapmışlar. İşte akapuntur, masaj gibi önemli unsurları dünyaya tanıtacaklar. Geldim Hint medeniyetine. Hint medeniyeti yüzyıllar boyunca hep istilaya uğramış ve kültürel birlik sağlanamamıştır. Hint medeniyeti matematikçilerde sıfır ilk defa kullanılmış, fakat sıfıra bir değer vermeyecekler ve harazmi sıfıra değer vererek sıfıra bugün ne yapmıştır? günümüze sunmuştur. Ama Hint medeniyetinde arkadaşlar bir sistem var ki bu sistem hala yıkılamamıştır. Kas sistemi arkadaşlar güzel bir parçamız vardır ya işçisin sen işçi kal. Yani sınıflar arası geçiş yok bu yüzden de kültürel birlik ve siyasi birlik Hindistan'da sağlanamamıştır diyeceksiniz. Geldim Bereketli Hilal diye adlandırdığım bölge. Yani neresi diyeceksiniz? Mezopotamya bölgesi. Mezopotamya bölgesinde aslında 5 tane önemli devlet göreceğiz. Uygarlık göreceksiniz. Biz bunları tek tek bir açalım. İlk olarak Sümerler. Sümerler arkadaşlar önemli noktası nedir dersek eğer? Tapınakları Zigurat adı verilecek. Zigguratı 3 katmana ayıracağım. En alt yerine tahıl ambarı, orta katmanına ibadet yeri, en üstüne ise gözlemevi diyeceksiniz. Gözlemevini niye yapmışlardır dersek? Temel geçim kaynağım ne benim? Tarım. Tarımı daha iyi hale ne yapmaya çalışıyorum? Getirmeye çalışıyorum. İşte diyorum ki ne zaman yağmur yağıyor? Ne zaman kar yağacak? Ne zaman hasadı toplamalıyım gibi unsurları kendime soruyorum ve bunun sayesinde de dünyanın ilk kez arkadaşlar ay esaslı neyi bulacaklar? Takvimini ne yaptılar? Buldular. Ay esaslı takmi bulmaları bizim için şu yorumu getirecek. Ekonomik uğraşlar bilimin gelişmesini Sümerler'de ne yapmıştır? Sağlamıştır. Ve sonrasında bunlar hangi şekilde kuruluyor dersem şehir devletleri şeklinde kurulacaklar. Şehir devletlerini ise site adını vereceğim. Sitenin yöneticilerini ise arkadaşlar Patasi ya da Ensi adına yapılmıştır. Verilmiştir ve dünya tarihinde ilk yazılı kanunları Sümerler yapmıştır. Nedir dersek Lagaş kralı Urgakina köleciliği yasaklamış, özel mülkiyeti serbest bırakmıştır. Ve dünya tarihinin ilk hukuk devleti de Sümerler olacak. Sonrasında Akatları göreceksiniz. Akatların özelliği nedir dersek değerli arkadaşlar? Dünyanın arkadaşlar bilinen ilk düzenli ordusunu ne yaptılar? kurdular. Aynı zamanda zafer üstüne zafer kazandıkları için dünyanın bilinen de ilk imparatorluk seviyesine ulaşan Akatlar olacak. Geldim sonrasında Babillere. Babil dediğim zaman aklınıza bir adam gelecek. Kimdir dersek Hamur abi diyeceksiniz. Hamur abi kısasa kısas dayalı kanunlar yapıyor ve dünya tarihinde ilk anayasayı ne yapmıştır? Hamur abi uygulatmıştır. Ve dünyanın UNESCO tarafından 7 harikasından bir tanesi kabul edilen Babil'in Asma Bahçeleri ve Babil Kulesi'ni artık dünyaya ne yapmıştır? Tanıtmıştır diyeceksiniz. Geldim Anadolu coğrafyasına. Anadolu coğrafyasında arkadaşlar neyleri göreceğiz? Hititler, Frigler, Lidyalılar ve Urartulardan bahsedeceğiz. Anadolu'da kurulan ilk medeniyet hangisidir dersem Eti, Eti, Eti diyeceksiniz. Aslında Hititlerin diğer adı Eti olarak bilinmekte. Pankuş adında bir meclisleri olacak. Yani o zaman burada bir demokratik yönetim göreceğiz. Hititlerde kral olmadığı zaman Tavananna yani kralın eşlerine verilen isim Tavananna'dır. Tavananna yönetimde söz sahibidir. Bu da Hititlerin kadınlara önem verdiğinin açık ve net göstergesidir. Ama Hitit kanunlarında evlenme, boşanma, miras bırakma, nikah gibi konular yer verildiği için dünyada ilk medeni kanunları Hititler ne yapmıştır? Yapmıştır diyoruz. Aynı zamanda ülkelerine bin tanrılı il adını verdiler. Geldim Friglere. Frigler bugün Ankara'nın Polatlı şehrinde kurulacak. Ve başkentleri neresidir derse Gordiyon şehridir. Gordiyon şehrinde temel geçim kaynakları tarım olacak. Ve tarımı daha iyi hale getirebilmek için sert kanunlar yapmışlardır. Nedir peki bu sert kanunlar? Öküzü öldürürsen, öküzün sabanı kırarsan senin cezan ölümdür diyor. Yani buradan da sert kanunlara sahip olduğunun açık ve net göstergesidir. En önemli kralı kimdir dersek Midas'tır. Midas arkadaşlar tarih sahnesine eşek kulaklı Midas olarak geçmiştir. Peki niye dersek Midas bir gün berberi çağırır kralıya ve berbere der ki beni tıraş et. Kaskı bir çıkarır Midas sonra arkadaşlar Midas'ın kulaklarının uzun olduğunu görür berber. Gülmeye çalışır. Midas der ki bunu birine söylersen seni öldürürüm. Sonrasında tabii berber dayanamaz arkadaşlar. Gider kuyuya bağırır eşek kulaklı Midas diye. Sonra bütün köy Midas'ın eşek kulaklı olduğunu ne yapacak? Anlayacak ve tarih sahnesinde Midas eşek kulaklı olarak ne yapmıştır? Geçmiştir. Sonrasında Tapetes adında dünyanın önemli halı ve kilimlerinde Frigler ne yapmıştır? Yapmıştır diyeceğiz. Şimdi gelelim Van bölgesine gidelim. Van bölgesi dediğim zaman aklınıza kim gelecek? Urartular. Taş işletmeciliğinde gelişmişlerdir. Başkentleri Tuşba'dır. Yani bugün Van Gölü ve çevresi diyeceksiniz. Bugün hala Mardin bölgesinde kullanılan sulama kanallarını yapmışlar. Bu da tarıma önem verdiklerinin göstergesidir. Oda şeklinde mezarları görülür. Yorum yap. Oda şeklinde mezar görürsem şunu söyleyeceksin değerli arkadaşlarım. Diyorum ki ölümden sonra ne inancı vardır diyorsun. Yaşam inancı vardır. Geldim videolara. Lidyalılar dediğim zaman akla para gelecek arkadaşlar. Bunların temel geçim kaynakları ticaret olmuş ve Giges döneminde arkadaşlar insanlık tarihinin ilk madeni parasını icat etmişlerdir. Yani biz buna sikke diyeceğiz ve Perslerin yaptığı kral yolunu ne yapmışlardır? Kullanmışlar. Paralı askerlik görülüyor. Bu da çok fazla uzun ömürlü olmamasını ne yapmıştır? Sebep oldu diyoruz. Geldim hepimizin çok iyi tanıdığı ama hala çözemediğimiz medeniyete Mısır medeniyeti. Mısır medeniyeti Nil Nehri ve etrafında kuruluyor. Yorum yapalım. Temel geçim kaynakları tarım. Tarım varsa köleci bir toplum var. Köleci toplumun yanı sıra çok tanrılı bir inanç yapısını göreceğiz Mısırlarda. Aynı zamanda arkadaşlar ben sizin hem kralınızım diyecek hem de sizin tanrınızım. Yani bunlar kimdir dersek firavunlar diyorsunuz arkadaşlar. Tanrı kral anlayışı var. Biz burada Tanrı kral anlayışında teokratik devlet yapısını göreceğiz. Mısırlar hacim ve alan ölçmeye hesaplamış ve piramit adı verilen ölçmeyi ne yapmışlardır? Hesaplamışlardır diyorsunuz. Yani piramitin özelliği nedir dersek arkadaşlar anıt mezardır ve unutmuyorsunuz ölümden sonra yaşam inancı arkadaşlar Mısırlar'da hakimdir diyeceğiz. Geldim Doğu Akdeniz uygarlığına. Fenikellerden bahsedeceksiniz. Fenike bugün arkadaşlar Lübnan coğrafyasında kuruluyor. Çölde kurulmuşlar ya. Temel geçim kaynakları tarım olur mu sizce? Hayır. Bunlar dünyanın ilk deniz kolonilerini kuruyorlar. Ve arkadaşlar her yere deniz kolonileri kurarak buraları ticaret merkezleri haline getirmişler. Fakat Bunlar arkadaşlar çok uzun ömürlü olmuyorlar çünkü gittikleri yerleri vatan olarak görmemişler. Yani bir sömürge olarak görmüşler. Bu da çok fazla uzun ömürlü olmamasını sağlayacak. Peki bana katkısı ne olacak dersek? Dünyada arkadaşlar ilk kez alfabeyi bunlar bulmuştur. Hangi alfabe dersem? Fenike alfabesini. Fenike alfabesini ise Yunanlılar Romalılar geliştirerek bugün Latin alfabesini ne yaptılar? Oluşturdular diyoruz. Şimdi hatırlayın bunların hepsi çok tanrılı inanç yapısına sahipti değil mi? Artık Kudüs bölgesine gidiyorum. Kudüs bölgesi dediğim zaman aklınıza kim gelecek? İbraniler. İbranilere arkadaşlar dünyanın ilk tek tanrılı inancı inmeye başlıyor. Hazreti Musa'ya ilk 10 emir inmiş. Diyor ki tek tanrı vardır. Bunu birazdan kanunlar doğuyor da göreceğiz. Ve dünyanın ilk semavi dini İbranilere ne yapmıştır arkadaşlar? İnmiştir diyorsunuz. Geldim Peki bu kadar olay varken, devletler ve uygarlıklar varken göç olmaması imkansızdır. İnsanlar yeryüzündeki serüvenini toplumları sosyal ve ekonomik aşamaları, avcılık, toplayıcılık, çoban ve tarımsal faaliyetler uygarlığın gelişmesini ne yaptı? Sağladı. Yine tarımın öğrenmesiyle birlikte bu süreç arkadaşlar göçü bir nebze olsun engelleyecek. Güneş, su ve ekilebilir araziler açısından elverişli bölgelere insanlar artık ne yapmaya başlayacaklar? Göç etmeye ve artık yavaş yavaş da devlet ne ne yapmaya başlıyorlar? Kurmaya başlıyorlar. Tabii ki birçok kavim hareketi göreceğiz biz bununla. Deniz kavimleri hareketi olarak ifade edilecek. Göçler gerçekleştirilen toplumlar genellikle Ege ve Akdeniz'deki adalardan geldiği için tarihçiler bu göçlere Ege göçleri ismini vermiştir. Bu göçler ilk olarak nokta noktada başlamıştır dedi. Neresi? Şöyle bir düşün bakalım. Hocan da anlatmıştır sana. Tabii ki arkadaşlar sesinizi duyuyorum. Yunanlılarda yani Yunan coğrafyasında arkadaşlar ne yapmıştır? Başlamıştır diyeceksin. Peki bu göçler hangileri? Amuru göçleri, Akat göçleri, Hurri göçleri, Frig göçleri diyeceksiniz. Amuru yani Babil göçleri. Amurlular milattan önce 3000 yılın son yüzyıllarında Arabistan'da Filistin ve Suriye çevresine göç etmişlerdir. Ve sonrasında doğuya doğru göçleri sürdürmüşler. Elamlarla birlikte Sümer devletinin yıkılmasında başlıca rol oynamışlardır. Demek ki bazen göçler çok iyi de olmaya biliyor. Akat göçleri. Akat göçü milattan önce 3000'de Sami kökenli olan Akatlar Suriye'den Fırat Nehri'ni izleyerek Sümer ülkesine doğru yavaş yavaş gerçekleştirdi göçlerdir. Bu göçler sonrasında Akatlar Sümer kent kültürünü özümsemiş ve bu kültürü sonraki toplumlara aktarmıştır. Huri göçleri Mezopotamya çevresinde milattan önce 3000 yılın sonlarında büyük bir göç dalgasıyla kuzeyden gelen Huriler Doğu Anadolu, Orta Fırat Havzası ve Güneyde Filistin'e kadar geniş bir alana yayılacaklar. Frik göçleri ise Frikler Makedonya ve Trakya'dan Boğazlar yoluyla Anadolu'ya göç ederek Trakya boylarındandır. Bu göçler M.Ö. 1200 ve 800 yılları arasında yaşanmıştır diyeceksin. Peki bu kadar olay varken tüccar topluluklar da var mıdır? Tabii ki var. Tüccar topluluklar dediğim zaman dört tane uygarlık gelecek aklınıza. Lidyalılar, Asurlular, Fenikeliler ve Soğutlar diyeceksiniz. İlk olarak Soğutlardan bahsedelim. Soğutlar Orta Asya bölgesinde kurulacaklar. Yani ilk Türk devletleri bölgesinde diyeceğiz. İslam öncesinde Orta Asya tarihi merkezi Semerkant olmak üzere birçok şehir devletinden oluşmaktaydı. 5. yüzyılın ortalarına doğru Eftarlar yani Akunlar arkadaşlar 558 yılında Göktürklerin hakimiyetine giren Soğut bölgesi ilk kez arkadaşlar Köktürkler zamanında Orta Asya'nın ekonomik, siyasi ve kültürel merkezi olarak Türklere ticaretini yapmışlardır Soğutlar öğretmişler ve İpek yolunun gelişmesine önemli katkıda bulunmuşlardır. Fenikellere gelelim. Fenikeller Doğu Akdeniz kıyılarında şehir devletleri halinde yaşayacaklar ve biliyorsunuz arazileri tarıma alıverişli olmadığı için deniz koloniciliğini yapmışlar. Ama dediğim gibi şehir devletlerini ya da kolonilerini devlet olarak ve millet olarak görmedikleri için kısa süreci içerisinde yıkılmışlar ve ilk harf alfabesini icat etmişlerdir. Geldim Lidyalılara. Bakın Lidyalılar ne dedik? Başkentleri bugün Manisa bölgesinin Sardes bölgesi. Sardes'ten Susa kadar olan kral yolunu kullanmışlar ve ticarette ne yapmışlardır? Gelişmişler. Kurucuları Giges'tir. Başkentleri ise Sart şehridir. Ve bizi bozan bir noktayı buluyor. Nedir dersek parayı ne yaptılar? İcat ettiler diyeceğiz. Geldim Asurlara. Asurlar dediğim zaman arkadaşlar Mezopotamya'nın önemli bir uygarlığı. Başkentleri Ninova şehridir. Bunlar arkadaşlar ticaretle uğraşıyorlar ve dünyanın ilk kara kolonilerini kurmuşlar ve Anadolu'ya arkadaşlar Karum adında ne kurmuşlardır? ticaret merkezleri kuracaklar. Ve ticaret sayesinde Anadolu'yu getirmiş, Anadolu'ya yazıyı getirmişler ve Anadolu'da tarihi devirlerin başlamasını ne yapmışlardır? Sağlamışlar ve dünyanın ilk sömürge devleti olarak da ne yapılmakta bilinmekte diyeceğiz. Peki bu köyler şehirlere, şehirler devletlere geçmeye başlamıştı değil mi? Yani kabul eden neye geçmeye başlayacağım? Devlete geçmeye başlayacağım. İnsanoğlu tarımla birlikte yerleşik hayata geçince üretim başlayacak. Üretimin başlamamla birlikte köyler oluşmaya başlayacak. Aynı zamanda artan gelen birbirine kan bağıyla bağlı bulunan büyük insan toplumuna verilen isimdir kabile arkadaşlar. Hani deriz ya bazen akrabalarımız kabile şeklinde ne yapmakta? Yaşamakta diye. İlk çağ medeniyet alanlarına bakıldığında Mısır'da nom arkadaşlar. Sümerler'de site, İyon ve Dorlar'da ise polis adı verilen şehir devletleri kurulmuştur. Unutma. Şehir devletleri varsa orada arkadaşlar siyasi ne yoktur? Birlik yoktur diyeceksin. Hocan da sana soruda sorarsa şehir devletlerini sorar, nomu sorar, polisi sorar ve siteyi ne yapar? Sorar arkadaşlar. İlk devletleri hükümdarlar gücünü neye dayandırırlar? Genelde Tanrı'ya dayandıracaklar. Krallar yönetimdeki meşruluğunu yani güçlerini dinden almıştır. Bu nedenle ilk devletlerde gücün meşrutiyet kaynağı Tanrı saldır. Ama tek Tanrı mıdır? Hayır. Hititler kralların gücünü Tanrı'dan aldığına inanır ve emirleri Tanrı'nın emriymiş gibi görürdü. O zaman genelde unutma böyle bir şey varsa teokratik arkadaşlar ne vardır? Devlet yapısı yani dinsel yönetimden ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Ama Mezopotamya'ya geldiğimde ise Sümerler yöneticilerine ensi yani rahip krallar adını vermişler. En yüksek rahip, yargıç ve komutan. Yani bütün otoriteyi kendilerinde toplamışlar. Her kentte Sümerlerin saygı duyduğu tanrılara adanmış zigurat adı verilen tapınaklar vardı. Bu tapınaklar üç katmana ayrılırdı değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz böylece bu topraklarını yöneten rahip sınıfı kentin yöneticileri üzerinde nedir? Etkilidir. Yani bir dinsel yönetim ne yapıyoruz Sümerlerde de görmekteyiz. Mısırlarda ise tam tersi olacak. Güçlerini tanrıdan almayacaklar. Çünkü bizzat kendileri ne oluyor bunların? Tanrı olacaklar. Yani tanrı kral. Yani sizin tabirinizle firavun diyeceksiniz. Yine burada arkadaşlar dinsel bir yönetimden ne yapacağız? Söz edeceğiz. Ama bakın Sümerlerdi, Akatlardı, Hititlerdi güçlerini Tanrı'dan aldıklarını söylemişler. Rahip kral olduklarını söylemişler. Ama Mısırlarda Tanrı aynı zamanda kral, kral aynı zamanda Tanrı. O yüzden de arkadaşlar buradaki yönetim biçiminin farklı olduğunu ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Peki bu kadar olay yaşanırken kanunları da ne yapmam lazım? doğması gerekiyor. Çünkü insanoğlunu gütmek için her zaman bir kanuna da ihtiyaç duyacağız. Kanun ilk çağda arkadaşlar yapılan hukuk kuralları kaynağını akıl, gelenek ve kutsal kitaplardan ne yapmıştır? almıştır diyeceksiniz. Peki Türklerde sözlü hukuk kuralları uzun süre uygulanmıştır. Çünkü yazıya ihtiyaç duymamışsınız. Bugün hala uyguluyorsunuz arkadaşlar. Baba nasıl saygılı olunur, anneye nasıl saygılı olur, öğretmene nasıl saygılı olunur. Bunları bir yazılı değil sözlü bir hukuk kuralıyla yapıyoruz aslında. Yazının icadı ile birlikte yazılı hale gelen hukuk kurallarının ilkini hatırlayın kimler oluşturuyordu? Sümerler oluşturacaktı. Ama Babil kralı Amur abi dünyanın ilk anayasası olan kısasa kısas kanunları yani hamur abi kanunlarını yapacak ve kendini adaletin kralı olarak ifade etse de kanunlarını Tanrı Şamaş'ın önünde durduğu bir stelin alt kısmına ne yapmıştır yazdırmıştır diyeceksiniz. Stel dediğimizde bu arkadaşlar Tanrı Şamaş'a aslında ne yapıyor kanunları sunmuştur diyeceksiniz. Hamur abi kanunları dişe diş, göze göz şeklinde değerlendirilir. Sağ eliyle arkadaşlar hırsızlık yaparsan sağ elini keserim. Sol gözüyle yan bakarsan sol gözünü oyarım yani dişe diş göze göz şeklinde ifade edilebilir. Aynı zamanda hamur abi kanunlarından örnek verecek olursak neler söyleyebiliriz? Bir hırsız duvar delerek bir eve girmişse o delin önünde ölüme cezalandırılır ve oraya gömülür. Bir eve yangın çıkar ve oraya yangın söndürmeye gelen bir kimse evin sahibinin malına göz dikip onun malını alırsa kendi de aynı ateşe atılır. Bir adam bir çocuğun evlatlık alır ve oğlu olarak ona ismini verirse ve onu besleyip büyütürse, büyümüş bu çocuk bir daha geri istenemez. Bir kişi hırsızlık yaparsa eli kesilir. Bir kişi kendisine aynı sınıftaki bir kişinin dişine zarar verirse onun da dişi çekilir. Babasını döven evladın iki eli kesilir. Bir adamın gözü çıkaranın gözü çıkarılır. Birisini suçlayan ispata mecburdur. Ispat edemezse ölüm cezasına çarptırılır ve böylece dünyanın ilk ana. Hamur abi yapmış olur hitit hukuki ise günümüze kadar ulaşan tabletler vardır hitit kanunları içerik bakımından Sami kavimlerinin kanunlarından farklı olup Sümer kanunları gibi insancıldır İşlenen suçların cezası daha çok maddi nitelik ne yapmaktadır? taşımaktadır. Hitit kanunlarının bazıları örnekleri şunlardır. Hitit kanunlarında hırsızlığa ölüm cezası verilmez. Çalışanın malının 3 katı gümüş ödeme cezası verilir ve ayrıca hırsızlık yapana dayak atılır. Başkasının tarlasını yakan bir kimse yakalanırsa tarlası yanan kişiye köle olarak verilir. Büyücülük yapan sosyal konuma göre ölümle cezalandırır ya da sürgün edilir. Bir kişi kralın hükmüne karşı gelirse onun evi harap edilir. Geldim Hz. Musa'ya inen arkadaşlar ilk 10 emir. Benden başka Tanrı olmayacak. Kendi için oyma put yukarıda göklerde bulunan yahut aşağıda yerde alanın yahut yerim altında sularla olanın hiç suretini yapmayacaksın. Onlarla eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin. Tanrı'nın adını boş yere ağzına almayacaksın. Sep günü yani cumartesi taksir etmek için onun hatıra tutacaksın. 6 gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın. Fakat 7. gün Efendin Rabbe septtir. Sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen, hayvanların ve kapılarında olan garibin hiçbir iş yapmayacaksın. Çünkü Rab gökleri, yeri ve denizi onlardan olan bütün şeyleri altı günde yarattı. Babana ve anana hürmet edeceksin, öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, komşuna karşı yalan şahitlik yapmayacaksın. Komşunun evine tamah etmeyeceksin, komşunun karısına yahut kölesine yahut cariyesine yahut öküzüne yahut eşeğine yahut komşunun hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin diyor 10 emirde. Ve böylece ilk semavi dini arkadaşlar 10 emirle birlikte görmeye başlayacağız. Peki biz konu biterken neleri gördük? İnsanın ilk izlerini gördük. Yazının gelişmesi nasıl gerçekleşti bunu birlikte inceledik. İlk çağda başlıca Medine tavzası olan önemli uygarlıkları gördük. İnsan ve göçün neden olduğunu ve Tabii ki bu göçlerle birlikte kabul eden devlete geçiş sürecini ve bu geçiş sürecinde de devletlerin kanunlarını birlikte el aldık değerli arkadaşlar. Şimdi her zaman yaptığımız gibi sizin için çok güzel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.